Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Sıcak iyi oluyor dedik, galiba ona göre hazırlanmışlar. Efendim. Şimdi bugün fakültede çok işler vardı. Vallahi. Benim de konsantrem çok yerinde değil. Bana mı? Yok, size gelsin de. Yok, önemli değil. Yeter ki size şey yapsın. Şimdi, Cassas'ta kıyas bölümünü inceliyoruz. Beyza yok mu? Kıyas bölümünü inceliyoruz. Ne yapmıştık? Cassas'ın kıyas bölümüne girişi yine tamamen kelami bir girişti. Hatta bizim kıyas yöntemini uygulayabileceğimiz iki alan vardı. İki alandan bahsedebiliyoruz. Bir tanesi akliyat alanı, değil mi? Akliyat. Bir tanesi şer'iyat alanı. Akliyat alanı dediğimiz şey, klasik kaynaklarda akliyat denildiği zaman ya da İslami ilimlerde, İslami ilimlerin akliyat kısmı neyi gösteriyordu bize? Hangi ilim dalını? Kelamı gösteriyordu. Şer'iyat kısmı ise fıkıh. Biz ilk olarak akıl yürütmeye nerede başlıyorduk? İlk akıl yürütmeye, dini alanda ilk akıl yürütmeye akliyatla mı başlıyoruz, şer'iyatla mı başlıyoruz? Yani ilk olarak biz şer'i bir alanda mı akıl yürütmeye başlıyoruz? Yoksa akli bir alanda mı akıl yürütmeye başlıyoruz? İlk olarak akli bir alanda akıl yürütmeye başlıyoruz. Ne diyoruz mesela işte? Evet. Önce inancımızı temellendirmek için akıl yürütüyoruz, değil mi? Evrende bir varlık var. Varlığa bakıyoruz, varlığı inceliyoruz. Ondan sonra varlık üzerinde akıl yürütüyoruz. Diyoruz ki bu varlık iki varlık türü var. Cevherler var, arazlar var vesaire vesaire. Buradan hareket ediyoruz, geliyoruz. Ne diyoruz? Arazlar hadistir. Cevherler arazsız var olamaz falan, bildiğimiz şeyler. Yani yeni gelenler için belki çok bilindik olmayabilir. Yani evren sonradan yaratılmıştır. Zaman içinde var olmuştur. Hadistir. İşte her hadisin bir muhtisi vardır. Var edicisi vardır. Dolayısıyla Tanrı vardır. Tanrı'yı ispat edene kadar biz şer'i bir şey kullanmıyoruz. Akıl yürütme kullanmıyoruz. Onun için İslami ilimleri bir bütün olarak düşündüğümüz zaman bizim için esas önemli olan akıl yürütme, işin kelami kısmındaki akıl yürütme ve bunun da altyapısını yine usulü fıkıh bize gösteriyor. Tamam mı? Dolayısıyla kelami alandaki akıl yürütmeyle biz ancak bundan sonra dine giriş sağlayabiliyoruz. Enteresan bir şekilde esas önemli olan, bizi daha çok kesin sonuçlara götüren akıl yürütme, neredeki akıl yürütme? Buradaki akıl yürütme. İşte buradakilerin kurallarını da usulü fıkıhçı koyduğu için burayı bize kolay anlatıyor. Buraya bakarak anlatıyor. Diyor ki mesela, burada kullanacağımız kavramları geçen hafta incelemiştik. Mesela delil kavramı var. Delil bizi medlulün bilgisine götüren şey. Yani biz işte tabiattaki delillerden hareketle medlule ulaşıyoruz ve bizi kesin bilgiye götürüyor. Geçen hafta anlattığımız şey. Biz bu delili şeriatta da kullanıyoruz. Buradan hareketle. Buranın bir şeyi olarak, yansıması olarak. Evet. İşte hangi kavramları incelemiştik? İllet kavramı. Başka? İstitlal. Kıyas. Dört, yani gerek akliyat alanı olsun, gerek şeriat alanı olsun, akıl yürütmede kullandığımız temel kavramları bu dört kavrama indirebiliriz. Fıkıh alanında içtihat da var. Bunu incelemiş miydik ya da tam buraya mı gelmiştik? Bahsetmiş miydik? Mesela kelam alanında biz içtihat yapar mıyız? İlki olarak yapmayız. Çünkü içtihat bizi nereye götürür? Zanni bir bilgiye götürür. İçtihat zanni bilgi doğuran bir akıl yürütme sürecine verilen ya da bir gruba verilen addır. Burada bize lazım olan kelam alanında, inancı temellendirme alanında bize lazım olan şeyler
kesin bilgiye götüren şeylerdir. Tamam. Efendim. Buradaki illetler, illet dediği şey, esas illet dediği şey akli illetlerdir. Geçen hafta söylediğimiz gibi. Esas istitlal dediğimiz bizim delil üzerinde akıl yürüterek kesin bilgiye ulaşmamızı sağlayan şeydir. Kıyas da bu şekildedir. Burada kıyas dediğimiz şey, akliyat alanında kıyas dediğimiz şey bir tür mantıktaki işte tümden gelim mi çağrıştıran, işte orta terimle kesin sonuçlara ulaştığımız şeydir. İşte şimdi demek istediği şey şu, bu geçen haftanın bir özetiydi. Biz fıkıhta da esas başlığımız zaten bizim kıyas. Fıkıhta biz, fıkhın temel akıl yürütme yöntemi kıyas ya. Şimdi şunu demeye çalışıyor. Biz fıkıh için, usulü fıkıh için kullandığımız düşünme yöntemlerini akli konulardaki düşünme yöntemlerimizden alıyoruz, buraya uyguluyoruz. Mesela fıkıhta biz kıyas yapıyoruz, değil mi? Fıkıhta biz kıyas yapıyoruz. Fıkıhtaki kıyasımız bizim neye dayanıyor? İllete dayanıyor. Fıkıhtaki kıyasımız da illete dayanıyor. Ama bu alandaki kıyas ve illet, yani akliyat alanındaki kıyas ve illetle fıkhiyat alanındaki kıyas ve illet birbirinden ayrı, aynı şey değil şeklinde. Efendim, şimdi mesela şunu tekrar edelim. Neden içtihat sadece fıkıhta yapılan bir şeydir? Şundan dolayı. Mesela tevhid bilgisi ve Resulullah'ın tasdik edilmesi, Allah elçisinin tasdik edilmesi içtihadi bir mesele ya da peygamberin tasdik edilmesi noktasında içtihat yaptım ya da içtihat yaparak Allah'ın bir tane olduğuna ulaştım. Denilebilir mi? Denilemez. Değil mi? Denilebilir olsa, yani kelamda da biz, ama kelamın hangi konularında? Ana konularında, dinin temellendirilmesiyle alakalı konularda içtihat yapacak olsak, içtihat burada da caiz olmuş olsa kelamda, bu sefer ne olmuş olur? Çok basit bir şekilde. Yani? Yani bir kimse de içtihat edip ben Allah'ı bulamadım diye. Evet, şimdi bunu söylemek zorunda. Bak, bu felsefi olarak tartışılır. Yani bizim şimdi inancımızı biz fıkıhtaki bir inanç gibi zanna dayalı bir sonuç doğuran bir akıl yürütme yöntemiyle mi temellendiriyoruz? Yoksa kesin bilgiye ulaştıran, ilme ulaştıran bir akıl yürütme yöntemiyle mi temellendiriyoruz? Şimdi bu tartışılır ama Cassas bunu kabul etmek durumunda. Çünkü bunu kabul etmezse kitabı burada kesmesi lazım. Çünkü şu demek bu, dini temellendiremedik demek. Yani ben içtihatla Tanrı'yı buldum, sen de içtihatla bulmadın. Bu içtihadi bir meseledir dersek din olmaz zaten. Yani o zaman din işte insanlar için bir lüks olur. Yani çok zeki insanlar bulabiliyor bunu, zeki olmayanlar bulamıyor. O zaman Allah da kendisinin bulunması için demek ki yeteri kadar delil ortaya koymamış demektir. Allah-u Teala kendinin bulunması için yeteri kadar delil ortaya koymadan usulü fıkhın temel kavramı olan teklif, mükellef kılma, dinle yükümlü kılmayı yapmışsa eğer, o zaman Allah ne değildir? Adil değildir. Değil mi? Yani çok az delil ortaya koymuş. Yani böyle ancak belirli kişilerin böyle ulaşabileceği deliller ortaya koymuşsa, diyelim ki ben bu deliller üzerinde düşünerek, içtihat ederek Tanrı'ya ulaşıyorum. Başkası da bu deliller üzerinde düşünerek Tanrı'ya ulaşmıyor. Bu delillerden bu sonuç çıkmaz diyor. Böyle bir şey olmasın diye burayı çok sağlam tutmak zorunda. Onun için Cassas diyor ki benim burada akliyat alanının delil dediğim şey medlulün bilgisine kesin olarak götüren şeydir. Burada hep kesinlik var bak. Kesin. Eğer bir şeyin delili varsa bu sonuç kesin olarak çıkar. Tanrı'nın da var olduğunun delili vardır diyor ki dinde bu delilin, yani Tanrı kendi varlığının delillerini kesin olarak koymuştur. Enes, kesin olarak koymuştur ki
İşte bu delillerden hareketle biz akıl yürüterek kesinliğe ulaşırız. Yine akliyat alanında illetler sonuçlarını kesin ve zorunlu olarak doğurur. İllet varsa sonuç da illet varsa şöyle yapalım. Sonuç da kesin olarak vardır. Değil mi? İllet varsa sonuç yani malul. Böyle farklı renkler kullandım ama bir anlamı yok arkadaşlar farklı renk kullanmamın yani. Şey, şu anda şer'iyattan bir kişi olarak sonuç da kesindir. Hocam o delilde sanki o kesin. Var. Onu... Delil bedel ilişkisi o kesin. Var. Delilden. Yok, geçenler sanki yok. Hayır burada var. Burada var. Burada var. O olmazsa zaten olmaz. Tanrı kendi varlığının insanlar tarafından bilinmesi için Allah-u Teala bir takım deliller ortaya koydu. Eğer Tanrı vardır önermesine kesin olarak ulaşamıyorsak ya da işte alem hadistir önermesine, bunlar kurgu tabii, kelamın kendi kurgusu. Kelam kendi kurgusu içerisinde bunun kesin olduğunu. Yani Tanrı şunu demek istiyor. Biz burada kesin olana delil deriz. Kesin olmayana burada mecazen delil deriz. Tamam mı? Yani buradaki kavramların hepsinin burada mecazen bir karşılığı var. Gerçek delil kesin bilgiye ulaştıran delildir. Ama fıkıhta biz mesela bir sorunu çözmek için bir delil kullanıyoruz. O delil bizi kesin bilgiye götürmese de adına delil deriz. Dolayısıyla şunu demeye çalışıyor. Ben delil iki anlamda kullanıyorum. Bir burada kesin bilgiye götüren şey, bir de burada. Kıyası iki anlamda kullanıyorum. Bir burada akli kıyas, kelami kıyas, kesin bilgi doğurur. İlletler burada, yani kıyasta yine illeti orta terimi kullanıyoruz. Kesin, malulünü, sonucunu kesin doğurur. Malulü üzerinde müessirdir. Bir de burada, dolayısıyla iki düzlemim var diyor. Bunun için zaten hani bana kızmayın diyor. Buradaki kullandığım kavramlarla, buradaki kullandığım kavramlar birbirine benzesi de aynı değil diyor. Dolayısıyla başa dönelim, iştihadı burada kullanamayız. Kimse ben Allah'ın var olduğuna iştihat ettim demez. Şimdi bunların hepsi aslında tartışılabilir. Yani bunlar kurgu, kağıt üzerinde. Tamam mı? Birisi de şunu sorabilir mesela diyelim ki eğer Allah'ın varlığı kesin olarak biliniyorsa işte hani karşı görüş. Neden bu kadar insan buna ulaşamıyor diye sorabilir. Ama ya da dini bu sefer şey üzerine temellendirmemiz gerekir. Kesinlik olmadan da olur bu işler. Yani Allah-u Teala şimdi kendi varlığını gösteren kesin deliller ortaya koymadan da bizi sorumlu tutabilir diye ayrı bir kelam yapmamız gerekir. Ama Mutezile kelamı böyle değil. Her şey net. İşte düşüneceğiz, istidlal edeceğiz, akıl yürüteceğiz. Onun için hani daha önceki derslerde gördük. İlk Mutezile'nin de temel görüşü bu işte. Bu ekibin diyelim, Mürciye, Mutezile. İnsana düşen ilk... İnsan için ilk vacip olan şey nedir? Allah'ı bulmak. Ne dediniz? Alemin hadis olduğunu. Oradan hareketle Allah'ı marifetullah'tır. Marifetullah dediğimiz Allah'ın var olduğunu bilmek. Hani tasavvufi anlamda marifetullah değil. Hani Allah'ın var olduğunu. Bunu bulmak vacip. İlk üzerimize düşen görev bu. Peki bu vücubiyet akli mi şer'i mi? Akli. Daha şeriata girmedik. Önce Allah var diyeceğiz, sonra şeye gireceğiz. Akli, evet. Tamam mı? İllet malulünü, yani sonucunu kesin olarak doğurur, değil mi? İstitlal dediğimiz şey, deliller üzerinde akıl yürüterek, insan çabasıyla işte nazarla, hatta istitlalin öbür adı nazar, burada. Nazarla neye ulaşır? Yine sonuca ulaşır. Kıyasla bizi kesin sonuçlara ulaştırır dedik. Burada ise yaptığımız şey şu, yaptığımız kıyas kesin illetleri esas alarak yaptığımız bir kıyas değil. Yani şöyle, şuradaki illet dediğimiz şey biraz orta terim gibi, orta terim gibi kesinlik ifade etmiyor, zan ifade ediyor. Şöyle yapabiliriz, akliyat alanı kesinlik alanıdır. Kesinliğe ne diyebiliriz Arapça? Kat'iyet. Şurası kat'iyet alanı. Şurası ise şu yazmıyor. Bundan kurtulalım.
Zanniyat alanı, değil mi? Şurası. Kat'iyat diyelim o zaman. Kat'i bilgiler alanı. Burası zanni bilgiler alanı. Evet. Bu şekilde sistemi kurmamız lazım. Başka bir ihtimal düşünülemez. Yani esas burası onun için. Değil mi? Bunun üzerine zanni şeyleri inşa ederiz. O zaman şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Şimdi onu söyleyeceğim. Şunların karşılıklarını yapalım. Burada içtihat yaparız. Kıyas yaparız. Yani kıyas da bir tür içtihattır. Burada yaptığımız kıyas gerçek anlamda bu kıyas değildir. Buradaki kıyas tümden gelime benzer. Bu ise neye benzer? Analojiye benzer. İki tikeli birbirine benzetiriz biz. İki tikel arasındaki benzerliği sağlayan vasfa da illet deriz. Peki, o zaman temel sorumuz şu. Diyelim ki A maddesi, A maddesinde bu X özelliği var. Biz diyoruz ki A maddesi bu X özelliği sebebiyle nedir? Haramdır. Bu haramlığı bakıyoruz, bu özelliği B maddesinde de buluyoruz. B maddesinde de buluyoruz. Yani kendimiz bir illet buluyoruz ama A maddesinin hiçbir zaman gerçekten tam bu sebepten haram olduğunu bilmiyoruz. Biz bunu çıkarıyoruz, içtihatla çıkarıyoruz. B maddesinde de X özelliği olduğu için B de haramdır diyoruz. Tamam, bunu biz yapıyoruz. Peki B maddesinin haramlığını bu X özelliği mi gerektiriyor? Sorusu. Bu sorunun adı illet müessir mi? Yani illet sonucunu kendisi mi doğuruyor? Buradaki haramlığı X illeti doğurduysa eğer, buradakini de o mu doğuruyor? Hayır. Ne diyoruz? İllet müessir değil burada. İllet fıkhiyat alanında, şer'iyat alanında diyor. Cassas, illet müessir değil. Bu çok önemli bir önerme. Müessir değil. Ne demek illet müessir değil? Bizim bulduğumuz bu illet, B'nin haram olması sonucunu zorunlu olarak doğuran bir özellik değil. Mesela ne diyorduk biz? Bu cismin hareketli olmasını sağlayan şey hareketti. Hareket, bu cismin hareketli olmasını doğuran illetti. İşte akliyat alanında. Bu akli bir önerme. Buradaki bir kesinlik yok. Yani eğer bir yerde hareket varsa orada hareketli bir cisim vardır. Hareket eden bir şey vardır gibi bir önerme kullanamıyoruz burada. Burası çünkü şeriat alanı. Efendim, şimdi bunu açıklayacağız biraz sonra. Tamam mı? Yani şu anda üzerinde duracağımız şey şu. Bir de şunu açıklayacağız. Burası zanniyat alanıysa o zaman biz dini zan üzerine mi bina edeceğiz? Şöyle, dinin aslını kurduk ama burası asıl tabii. Asıl. Dinin aslı. Usulüddin. Asluddin. Burası ise dinin nesi? Furu. Bu da furuuddin. Şimdi aslını kesinlik üzerine kurduk. Keşke imkanımız olsa furuunu da kesinlik üzerine kursak. Çünkü zan öyle yerilen bir şey. O zaman furuda zan üzerine yapılan bu kıyas meşru mu değil mi? Kıyas meşru mu? Temel sorunumuz bu. Kıyas meşru mu? Hangi kıyas? İşte buradaki kıyas. Meşru bir yöntem mi? Fıkıh usulünde kıyası kullanabilir miyiz? Kıyas yöntemiyle fıkhi sonuçlara ulaşabilir miyiz? Ulaşamaz mıyız? İki temel sorunumuz var. Efendim, tamam mı? Şimdi bunlara girmiş olalım. Bir de şunu söylüyor, ondan da bahsedelim. İçtihat kelimesi diyor. Bunlara da geçen derste sanki söylemiş olabiliriz ya da son cümlelerimizdir. İçtihat kelimesi fıkhiyat alanında üç anlama gelir. Birincisi, teknik olarak bildiğimiz fıkhi kıyas. Evet. Yani bir fer'in bir asla çok mu sıcak? Tamam. Geçen haftaya göre biraz daha sıcak galiba, değil mi? Gittikçe ısınıyor muyuz? Merdan, buna bir çözüm bulalım. Tamam mı? Çünkü biz Temmuz içinde de yapmayı düşünüyoruz bu dersi. Eyvallah. İçtihat dediğim şey üç anlama gelir. Bir tanesi bildiğimiz şer'i kıyas. Şer'i kıyas, yani
İçtihadın 3 anlamı var. Bir tanesi şu şer'i kıyas. Daha derli toplu oldu şimdi. Hani şöyle de diyebiliriz aslında. Şeriat alanındaki en üst kavramımız içtihat. Tamam mı? İçtihadın birinci anlamı bildiğimiz şer'i kıyas, yani fıkhi kıyas. Evet. Şimdi bu anlamıyla fıkhi kıyas akliyat alanındaki akli kıyastan farklı. Akli kıyasta kesinlik vardı ve bir tür tümden gelim gibi ya da orta terim vardı. Orta terimin hükmü gerektirdiğini biz kesin olarak biliyorduk. Bir örnek verecek olursak işte ne diyorduk? Her cisim müelleftir. Bakıyoruz cisimlere. Bütün cisimleri ne olarak görüyoruz? Müellef. Farklı şeylerden bir araya gelmiş. Yani basit değil, tek bir şeyden, tek bir varlık türünden oluşmamış. Değil mi? Yani mesela alıp bakıyoruz buna. Bu tek bir varlık türünden oluşmuş mu? Hayır, tek bir varlık türünden oluşmamış. Biz tek bir varlık türünden oluşan bir cisim bulabilir miyiz? Mesela ham altın metali tek bir varlık türünden mi oluşmuştur? Altın elementi. Ha? Ama varlık türü olarak tek bir varlık türü mü? Hayır. Neden? İçinde altın atomları tamam. Ama altın atomlarında nötronlar var, protonlar var. Bir de bunların altın atomundaki sayıları var. Belli sayıda nötron, belli sayıdaki proton bir araya gelmiş. Telifleri farklı. Araz. Yani çünkü nötron, proton farklı şekilde bir araya gelince başka bir element oluyor değil mi? Aynı yapı taşı. Hani dolayısıyla bizim mesela şöyle diyebiliriz. Yani altın elementi bile nötronların protonlardan oluşmuş. Ondan sonra bir altın atomunda belli sayıda nötronun, belli sayıda protonun bir bağ kurmasıyla oluşmuş. Bağ kurmak arazdır, bir varlık türüdür. Yani diziliş. Ondan sonra bunda bir takım ekstra özellikler ortaya çıkmış. İşte sertlik, şu, bu, bunların hepsi araz. Yani çok fazla varlık türü bir arada. Tek bir varlık türünün bir arada olduğu, mesela Tanrı böyledir. Tanrı vardır. O tek bir varlık türünden oluşmuştur adeta. Hani kıyas yaparacak olsak. Onun için şeydir, birdir, samettir. Bunları anlatır. Onda birden çok varlık türü yoktur. Tek bir varlıktır. Her tarafı birbirinin aynısı, değil mi? Tanrı'nın parçalarının, yani Tanrı'nın parçaları var diye de bahsedilmez ama birbirinden farklı olmuş olsa bu imkansız. O da hadis demektir bu. Hani müelleflik böyle bir şey. Farklı varlık türlerinden oluşmuş olan her şey hadistir. Ya da her cisim farklı varlık türlerinden olmuştur, müelleftir. Birinci önermemiz, her cisim müelleftir. İkinci önermemiz, her müellef muhtestir. Çünkü ona sonradan, mesela ben bunun üzerine yazı yazabilirim şimdi. Bak, varlık türü değişti, şimdi kırmızı çizgi de var bunda. Demek ki sonradan ilavelerle oluşabiliyor. Biz sonradan ilave yapabiliyorsak bir şeye, bu ne olamaz? Kadim bir şey olamaz. Hep şeyimiz, paradigmamız, hadis kadim paradigması. Dolayısıyla her cisim müelleftir, her müellef hadistir. Dolayısıyla her cisim hadistir. Alem hadistir. Sonucunu çıkarıyoruz. Bak bu işte şey kıyas. Burada kesin önermelerden hareket ediyoruz. Burada kesin önermelerden hareket etmiyoruz. Bir, yani burada şöyle söyleyelim. Müellef olmak, hadis olma sonucunu kesin olarak doğuruyor. Tamam mı? Adeta burada, yani müellef olma, şöyle biraz vaktinizi belki alıyorum. Mantıki kıyastaki orta terim hangisidir burada? Biraz da soru sormuş olalım. Her cisim müelleftir, her müellef hadistir, her cisim muhtestir. Müellef. Orta terim, ara terim, onu kullandık, sonuçta tekrar etmiyoruz. Müelleflik. Şimdi müellef olma, muhtes olmayı kesin olarak doğuruyor. Tamam mı? Burada bunu kullanıyoruz. Müelleflik burada bir illet gibi. Hadis olmak malul gibi. Müellef varsa hadislik de vardır. Böyle düşünebiliriz. Ama şimdi geliyoruz. Kıyasta, demin söylediğim şeyi biraz daha detaylı tekrar edip açıklayacağım. Bizim fıkhi kıyaslarda illet olarak bulduğumuz şeyler
hükmü işte bu şekilde bir kesinlikle gerektirmez. Neden? Şimdi bunu cevaplayalım. Neden fıkhi kıyasta illet olarak bulduğumuz şey hükmü kesin olarak gerektirmesin? Bir, bakın düşünüş tarzı hep kelami. Mesela içkideki sarhoş edicilik özelliği. Tamam mı? İçkideki sarhoş edicilik özelliğinin içkinin haramlığının illeti olduğunu düşünelim. Bu çok tabii rigid bir örnek. Şimdi o içkideki haramlık, sarhoş edicilik, içkinin haramlığını müellefliğin hadisliği gerektirdiği gibi otomatik olarak, kesin olarak ya da hareketin hareketliliği gerektirdiği gibi akli bir kesinlikle gerektiriyor mu? Gerektirmiyor. Neden? Gerektirseydi, bir, şunu diyor işte Cassas, neden gerektirmez? Neden illet müessir değildir? Yani fıkhi illetler müessir değildir. Yani yeni gelen arkadaşlar biraz böyle tam hoyhoylu bir şeye geldiniz. Yani belki, evet. Tamam mı? Neden gerektirmez? Şundan. Bir, biz bazen bu illetler varken bazı şeylerin haram olmadığını biliyoruz. Mesela, içki her zaman sarhoş ediyordu ama Kur'an-ı Kerim bunu başta yasaklamadı. Bak böyle düşünüyor. Eğer sarhoş edicilik illeti bu sonucu doğrudan doğursaydı, içki baştan beri yasak olurdu. Tamam mı? Başta yasaklamadı, uzun süre yasaklamadı. Bir, yani biz bu illetin bu sonucu doğurmadığı zamanların var olduğunu biliyoruz. Bazen bu illet burada durur ama bu sonuç çıkmaz. İki, biz yine şunu biliyoruz. Aynı illet B'de de var ama B şu anda haram değil. Ne zaman haram olacak? B'nin hükmü şu anda bilinmiyor. Biz üzerinde düşünüyoruz. Ne zaman B haram olacak? Biz kıyası yaptığımız zaman haram olacak. Eğer bundaki bu özellik haramlık hükmünü kendisi böyle otomatik gerçekleştirseydi, biz zaten B'nin üzerinde fazla düşünmezdik. Bunu haram gören biziz çünkü. Bunları düşünerek ortaya koyuyoruz. Tamam mı? Ondan sonra efendim dolayısıyla biz bunu sonucu kendi içtihadımız ve zannı galibimizle buluyoruz. Şimdi bizim zannı galibimizle bulduğumuz, zannımızla bulduğumuz bir sonucun, tamam mı? Yani biz B'nin haramlığını zannımızla çıkarıyoruz. Herkes diyor ki kıyas zannı bir şeydir, akıl yürütmedir. Şimdi nasıl olur da bu X illeti B'yi zaruri olarak, zorunlu olarak haram kılar? İllet müessir olur. Hayır. Bu fıkhın en temel sorunu bu. Yani bu alandan sonraki, buradan sonraki en temel sorunumuz bu. Hatta Hanefi mezhebinde de illet müessir mi? Yani bir şeyde bir illet gördüğümüzde bu hükmünü zorunlu olarak mı gerektirir? Yani müessir midir sonuç üzerinde? Haramlık üzerinde müessir midir? Yani haramlığı bu mu ortaya çıkarır? Müessir ne demek? Bu da aynen kelami, felsefi bir şey. Müessir kelimesi yine kelamdan gelir yani. Sarhoş edicilik, haramlık sonucunu doğuran şeyin kendisi midir? Değil mi? Hareketliliği doğuran şey hareket. Deminki örnekte ne dedik? Hadisliği bizim anlamamızı sağlayan şey, hadisliğin delili diyelim. Hadisliğin delili, kesin olarak hadisliği bulmamızı sağlayan şey nedir? Müelleflik. İşte burada haramlığı doğuran şeyin kendisi sarhoş edicilik mi? Hayır. Biz akıl yürütmeyle A'nın haram olması buradan kaynaklanıyor olabilir deyip aynı özelliğin bulunduğu B'ye de haram edici diyoruz. Üçüncüsü. Mesela ne biz çok içtiğin zaman sarhoş ediyor. Haram mı? Değil. Demek ki iş öyle şey değil yani. Bir de şöyle bir şey demek istiyor. Şari bazen bize yani sadece bu o özellik sebebiyle değil de şari sadece o özelliğe bakmayıp bizim maslahatımıza, menfaatimize göre hükümleri de değiştirebiliyor. Demek ki hükümleri değiştiren şey o illetler değil. Şari'nin iradesi burada çok önemli de kazanıyor. Tamam mı? Bir de şunu söyleyebiliriz. Eğer fıkhi illetler hükümleri zorunlu olarak gerektirseydi, ondan sonra
her şeyin hükmü belli, açık ve net olurdu. Tamam mı? Her şeyin hükmü çok net olurdu. Belki o kadar da ihtilafa şuna buna gerek kalmazdı. Yani hükmü zorunlu. Anlatabiliyor muyum? Şari bunu bize baştan zaten söylerdi. Şöyle de bir şeyimiz var şimdi burada, problemimiz var. Kıyas meşru mu ile beraber. Üçüncü bir mesele aslında burada. Hani birinci mesele diyelim illet mi, esir mi değil mi? İkinci mesele kıyas meşru mu? Üçüncü mesele aynı konunun devamında. Biz şu alanda doğruyu bulmakla mükellef miyiz, değil miyiz? Bu da işte bu bundan sonraki derslerin temel konusu. Bütün kıyas konu, fıkıhtaki kıyasın temel konusu. Yani kıyas bölümünün. Peki burada biz doğruyu bulmakla, eğer bir doğru varsa mükellef miyiz, değil miyiz? Değiliz. Değiliz. Yanıldım. Nerede doğruyu bulmakla mükellefiz? Ha, bak. Şimdi kozunu burada oynuyor. Çünkü esas önemli olan bu. Şimdi zaten demin anlattıklarımdan bu sonuç çıkıyor. Biz akliyat alanında bizi dine sokacak olan akıl yürütmeleri yapmakla ve yaptığım Tanrı'nın varlığı için gerekli olan delili bulup, akıl yürütüp, bunun öncesinde de bir takım kıyaslar yapıp, işte her cisim müelleftir, alem hadistir, o zaman bir muhtise ihtiyacı vardı. Bir takım kıyaslar yapıp kapıya kadar geleceğiz. Değil mi? Kapıya kadar gelip Tanrı delil koymuşsa kendi varlığını ispat için, peygamberin doğru söylediğini ortaya koyan deliller koymuşsa, ki koymuştur, dini bir söylemde bunun alternatifi olmaz, koymuştur. Dolayısıyla biz burada doğruyu bulmakla neyiz? Mükellefiz. Zaten teklifin temeli bu işte. Yani bizim usulü fıkıh ve kelamdaki teklifin temeli bu. Doğruyu bulacağımız deliller var ve biz burada doğruyu bulmakla neyiz? Mükellefiz. Şöyle yapalım. Akliyat alanında bir, illet yani Tanrı katındaki, illet diyorum, doğru, Tanrı katındaki doğru. Şimdi şurada illet, müessir. Bunu tabii açacağız. Yani illet, müessir. İllet, malulü doğurur. Malulü meydana getiren fail illettir gibi. İki, kıyas, meşru ve doğru bilgi kaynağıdır. Tartışmasız. Bir sürü kıyas yoluyla çıkarıyoruz şeyleri. Üç, bu alanda doğruyu bulmakla mükellefiz. İşte teklif, dine girme mükellefiyeti buradan gelir. Dolayısıyla bundan dolayı ilk vacip de Allah'ı bilme noktasındaki işte bu akıl yürütmeleri yapmamız. Doğru vardır Allah katında. Allah katında doğru nedir? Allah'ın olduğudur. Bu doğruyu bulmakla biz mükellefiz. Doğruyu bulmakla mükellefiz. Peki bu doğruyu bulamazsak ne olur? İşte mükellefiyetimizi yerine getirmemiş oluruz, cezaya çarptırılırız vesaire vesaire. Burada ise doğruyu bulmakla mükellef değiliz. O alanda zaten doğru var mı? İşte doğruyu bulmakla mükellef değiliz. Mesele şu. Şu. Soru şu o zaman, senin sorunu şey yapalım. Allah-u Teala kendi varlığı için deliller ortaya koymadan yeteri kadar, yani kağıt üzerinde matematiksel hesaplama gibi, yani bir çözüm yolu gerçekten olan, akıl yürüten normal sağlıklı bir insan akıl düzeyinin onu bulacağı deliller ortaya koymadan bizi mükellef tutması mümkün değil. Değil mi? Kurgumuzu böyle yapıyoruz. Bizi mükellef tutması mümkün değil. Dolayısıyla bizi mükellef tutuyorsa eğer, yani deliller yeteri kadar delil koymuşsa mükellef tutabilir. Adalete aykırı değil bu. Ve bulamasak doğruyu cezalandırır. Hak ediyoruz çünkü. Sınavı kaybettik. Evet. Şimdi ne diyecektim? Hüseyin soru mu var? Evet. Hüseyin önce de yarım saatte bir soru biriktiriyordu. Şimdi evet. Söyle. Hocam bu icma akıl yürütme değil mi? Değil. İcma akıl yürütme değil. Bir de icma şeriatta olunca hani kat'i delil olarak sayılıyor ya. Tamam. Yani, icma şey değil. İcmanın kendisi bir akıl yürütme yöntemi değil.
Mesela sen bir konuda bir fikre ulaşırsın değil mi? İcmayı gördük. Sen mesela bir sahabe kavli dolayısıyla bir görüş ararsın. Dersin ki A'nın hükmü helalliktir. Merdan kıyas yoluyla ulaşır. Yunus bir ayetteki hükümden hareketle ulaşır. Herkes A'nın hükmü helalliktir diyorsa ümmette işte dinin garantisi var. Eğer herkes bir fikirde uzlaşırsa o kesin doğrudur diye. Oradaki kesinliği ve doğruluğu sağlayan şey yine şari'nin kendi garantisi. Yoksa tamam bir teker teker hepsi yanlış olabilir. Evet neyse şunu demeye çalışıyorum aslında uzattım. Yani meselenin şeyi şu, esas önemli olan şey şu. Şimdi şurada doğruyu bulmakla mükellef olabilmemiz için. Bu şu demek aslında. Müçtehit içtihat yapıyor ya, kıyastan bahsediyoruz. İçtihadında doğruyu bulamazsa sorumlu mudur, değil midir? Şimdi müçtehidi bu konunun hükmünü bulabileceği kesin deliller, eğer baştan başlıyorum, şari, Allah-u Teala müçtehidin bu konuyu çözümlemesi için kesin deliller ortaya koymadan ondan onu mükellef kılması adalete bu kadar basit. Yani bunlar Mutezile ekolü. Yani eğer sen diyor kesin delil ortaya koymazsan bu konuyu çözümle alakalı. Yani akliyat alanındaki deliller gibi şeriat alanında da böyle açık deliller tıkır tıkır yoksa tutup ben de içtihat ediyorsam bir yani içtihadımda da teknik bir hata yapmıyorsam tamam mı? Tutup burada beni sorumlu tutman, hata ettin demeye hakkın yok diyor. Kime diyor bunu? Ha, bana hata ettin diyemezsin. Çünkü ben üzerime düşeni yapıyorum. Ha, eğer beni sorumlu tutacaksaydın, o zaman delili ortaya koyacaktın. Bu iş böyle yani. Güzel bir düşünce, böyle. Dolayısıyla doğruyu bulmakla mükellef değiliz. Ha, buradan hareketle şunu söyleyelim. Şimdi bundan sonraki konular bu. 100 sayfa bunu tartışıyor. Peki Allah katında bir hüküm var mı o zaman? Bizim içtihat ettiğimiz konularda. İşte bu, burası artık şey, çok girift bir konu. Şimdi Allah katında bir hüküm var da bize bildirmiyorsa, bu, bildirmiyorsa eğer, Allah katında bir hüküm var ama bunu bize bildirmiyorsa, eğer bunda daha üst bir hikmet bulabiliyorsak, bakın yine kağıt üzerinde temellendirebiliyorsak, şunu diyebilir, hükmü var bildirmiyor, kulların biraz emek sarf edip, hani bir konuda ne kadar emek sarf ederseniz daha çok sahiplenirsiniz. Hani babadan miras bir din, hani o parayı yersin ama kendin harcayarak, kendin kazanarak, amelelikle, içtihatla çalışmışsan onun daha değerli olur falan gibi bir takım yorumlar yapman lazım. Nitekim böyle yorumlar yapabilirsin. Bunu da kurtarmak lazım. Zor iş yani. Bak dini burada kurtardık. Her şey bitti. Tam burada güme gitmeyelim. Tamam mı? Mesele bu. Yani peki Allah katında hüküm varsa bunu bize niye bildirmedi? Birinci soru. Eğer var dersek bunu bize niye bildirmedi? Sorusunu çözmemiz lazım. Yok dersek, yani şimdi yok dersek o zaman müçtehit Allah'tan daha mı iyi biliyor? Bu işler böyle, ilahiyat bu. Tamam, ben şimdi İbn Hazm'ı temellendirdiğimi bilmiyor muyum? Ben başka şeyleri de temellendiriyorum aslında da. Evet. Tabii ki. Yani sorun. Çok temel bir sorun. Bak şimdi her şeyi hallettik, güzel güzel gittik. Dini temellendirdik. Yani şeriat önemli şeyler değil dedik ama yakamızı bırakmıyor şey. Sorunlar yakamızı bırakmıyor. İşte fıkıh usulü bu. Ve hepsi kelami sorun bunların. Geri kalanını unutun. Geri kalanını unutun. Her şey kelam ve dini temellendirmek. Din. Tamam mı? En küçük bir hatanda tık 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 din elden gider. Mesela biz şu anda en son şeyi bitirince, Mustasfa'dan önce bir ders inşallah Esasül Kıyas'ı yapacağız. Mesela Gazali bu sorunu nasıl çözüyor? Gazali diyor ki, kıyası temellendirmek için Allah katında adeta o konuda bir doğru yoktur dememiz gerekir diyor. Sonra dönüyor diyor ki, bütün kıyaslar aslında tevkiftir diyor. Yani Allah katındaki hükmü bulmaktır.
Allah zaten hükmü bize bildirmiştir diyor. Tam böyle birbiriyle çelişkili. %100 çelişki yani. Ne yapsın? Gibi. Evet. Zor. Burası zor işte. Ha ya bunları düşünmeyeceğiz, boş ver diyeceğiz. Ha, o zaman usulü fıkıh yapamayız. Cassas burada Mutezile eşbeh diye bir teori ortaya atıyor. Ve arkadaşlar enteresan bu konu, hani Risale'de de biraz gördük. İlk başta tartışılan konulardan bir tanesi. Mutezile buradaki problemi daha ilk başta fark ediyor. Yani daha bebekken fark ediyor. Mutezile bebekken fark ediyor yani. Daha yani yüzlü yıllar, 150'li yıllarda fark ediyor ve İmam Şafii ile bir şey var aralarında. Risalenin sonunda tartışma var falan. Neyse. Evet. İmam Şafii şöyle çözüyordu meseleyi. Çok enteresan. Allah katında doğru tektir. Vardır. Çünkü olmaması mümkün değil. İmam Şafii şimdi Allah katında hüküm yoktur diyemez. Yani çünkü başka bir şeyi açıyor. Ehl-i hadisciliği açıyor. Allah katında hüküm vardır ama diyor. Doğruyu onu bulmakla mükellef değiliz diyor. O dolayısıyla bütün müçtehitler isabetlidir diyor. Onu bilemeyiz biz, onu karıştırma diyor. O farklı bir sistematik. Dolayısıyla bazıları da bunu söylüyor. Allah katında doğru tektir ama müçtehit onu bulmakla mükellef değildir diyerek çözmeye çalışıyor. Bu Sider'deki o imam acaba biliyor muydu onu? Yani Sider düşüncesi var mı? Hakikati bildiğini söylüyordu ya imam. Evet. Ya biz şimdi Allah'ı kurtarmaya çalışıyoruz. Sen gidiyorsun Şii imamlarını kurtarmaya çalışıyorsun. Şii imamları zaten yalan da söylese Şii imamı, değil mi? Geçen derslerde söylemiştik. Şii imamının kendini kurtarmak için iki tane şey var. Mekanizması. Şii imamı, inşallah bu derslerimizi Şiiler izlemez. Şii imamı bilmediği bir şeyi söyler. Sonra, hani mesela en güzel örneği ne? Mesela Zeynel Abidin benden sonra imam olacak. Zeynel Abidin bulu ermeden ölüyor. Geliyor halk. Zeynel Abidin benden sonra imam olacak cümlesi haber cümlesidir. Olmaması yalandır yani. Onun kaynağı kesin yalan söylüyordur Mutezile'ye göre. Mutezile Allah'tan böyle bir cümle gelse bırakır. Yalan yani. Tamam mı? Ne diyor Şiilik buna? Beda. Beda diyor. Beda. Allah fikrini değiştirdi. Bizim imamımda bir sorun yok. Yani imamı kurtarmak için Allah'a harcıyor. Hani. Fakat enteresan tarafı, bunu yine daha önce söylemiştik. Bu Mutezile ile bu Şia beraber çok iyi geçiniyorlar Abbasiler döneminde. İkinci şeyi, kendini koruma şeyi imamların neydi? Şiilerin şeyi var ya, takiyye tabii. İmam, yani diyelim imama soruyorlar, ya sen orada öyle söylemiştin. Ama şimdi böyle söylüyorsun. Ne desin şimdi? Takiye yaptım. Tamam, yani evet. Bunlar çok iyi mekanizmalar. Sen de Şiilerle beraber yani takılıyorsun değil mi? Sen takılma yapıyorsun, takiye değil. Tamam, o şekilde. Şunu da ben bu konuda çalışılması lazım. Bu Şiilerle yani bu Mutezile kesinlikle anlaşamaması lazım. Ama Mutezile'den ders görüp Mutezile yani çok ciddi bir iletişim var şeyde. Gelip Mutezile'nin derslerini dinliyorlar. Beda'nın ne kadar saçma bir şey olduğunu, Takiye'nin ne kadar saçma bir şey olduğunu ondan sonra işte Şiilik yapıyorlar. Bakmak lazım. Evet. Neyse. O soruya da sonra gireceğiz. Şimdi arkadaşlar. İçtihadın birinci türü kıyas. İkinci türü kıyas şeklinde teknik bir akıl yürütme yapmıyoruz. Kıyasta bir analoji yapıyoruz. Resmen analoji yapıyoruz kıyasta. Ama burada teknik bir akıl yürütme yok. Sadece zannı galip var. Efendim. Mesela şöyle basit bildiğimiz şeyler. Mesela diyor ki iki adil şahit olsun diyor değil mi? Davalarda şahitlik yapacak kişinin adil olması. Şimdi bir kişinin biz adil olmasını bulmakla yükümlüyüz. Nasıl bulacağız bunu? Bir kişi adil mi değil mi diye araştırıyoruz. Bak bir araştırma var ama akıl yürütme var mı? Teknik bir akıl yürütme? Yok. Peki bunu niye buraya yazmış? Bu bir içtihat türü mü? İçtihat türü. İmam Şafii'nin dediği gibi. İmam Şafii de bunları içtihat türü olarak sayar. Yani adaletli mi bir şey değil mi? Ya da kıbleyi bulmak için.
kıbleye yönelin diyor. Mükellefiz. Kıbleyi bulmak için şey yapıyoruz. Çabalıyoruz. Düşünüyoruz ama akıl yürütme, teknik akıl yürütme değil. Bu da, burada da zannı galibimizle bulduğumuz kıbleye yöneliyoruz. Bu da içtihadın ikinci türü. Teknik anlamda kıyas değil. Bir de asıllarla istidlal diye bir başlığımız var. Üç tür içtihat olabilir diyor yani. El istidlal bil usul. Arapçasını söyleyelim. Bil usul. Bu da arkadaşlar şeye benziyor. Fıkıh usulünde iktizanın ya da nassın delaleti var. İktizanın ya da nassın delaletine benziyor. Yani burada da yine bir ayetten bir sonuç çıkarıyoruz. Ama bu çıkardığımız sonucu akıl yürüterek çıkarmıyoruz. Tamam mı? Teknik bir akıl yürütme yok. Akıl yürütmeye yaklaşıyor. Teknik bir akıl yürütme ama tam bir akıl yürütme değil. Bunların detaylarını göreceğiz. Hani bir kişi adil mi değil mi'nin tespiti akıl yürütme değildir zaten. Dolayısıyla bizim içtihattaki teknik akıl yürüttüğümüz, yani böyle tanımlanmış bir akıl yürütme olan içtihat türüne kıyas diyoruz. Diğerlerine işte istidlal bir usul ya da zannı galiple hüküm verilecek bir alan var. O alanı orada ikinci maddede ifade ediyoruz. Şimdi sor bakalım. Baki erdemler o zaman sadece akliyatta mı temellendirmiş oluyor? Temellendirmiş oluyor. Yani dinin getirdiği önermeler hiçbir şekilde ahlaka dahil olmuyor mu? Sizin ahlaki önermelerin kaynağı akıl oluyor. Yani kesinlik taşıyan ahlaki önermeler, ama şöyle, hayır. Dinden biz şeyden, mesela şöyle bir şey yok. Naslardan, hadislerden kesin sonuçlar çıkaramayız diye bir şey yok. Şimdi ona geleceğiz. Şimdi şöyle, bizim fıkıhta yaptığımız içtihat üç türlü ama bir de şu var, yani tabloyu yeniden düzenlemek lazım. Bir de bizim dinde delillerden, kesin delillerden istidlalen çıkardığımız sonuçlar vardır. Şimdi ona gelecek. Mesela namaz kılın diyor değil mi? Ayetler var, hadisler var, uygulama var. Namaz kılmanın biz kesin olarak gerektiğini kıyasla çıkarmıyoruz artık. Değil mi? Nas bize açık açık söylüyor. Burada doğruyu bulmakla mükellefiz. Bu bir içtihat değil çünkü. Yani cassasın şeyi bu. Bunu aslında şey de söylüyor biraz. Yani aslında genel kabul edilen bir şey de. Çok açık naslardan sonuç çıkarılan sonuç içtihat değildir. Yine mesela icma delili var karşımızda. Tamam mı? İcma delilinden senin çıkardığın sonuç, zaten o bir cümle. Şu iyidir, şu kötüdür, şu helaldir, şu haramdır. Bunlar içtihat değil. Dolayısıyla birçok ahlaki önerme de böyle geliyor. Değil mi? Yalan söylemek kötü bir şey. Doğru söylemek iyidir. Bunlarda kesinlik var. Tamam. Bu sadece fıkıhtaki içtihat alanını gösteriyor. Şimdi daha detaylı bir tablo yapacak. Evet. Şimdi. Cassas diyor ki, içtihat terimini de açıkladı. Burada sadece terim açıklıyor şu anda. Giriş cümleleri bunlar. Terimleri açıklıyor bize. Yani delil, illet, istidlal, kıyası geçen derste gördük. Bu derste şimdi içtihadı görüyoruz. Bunu da açıkladı. Bundan sonra diyor ki istidlal kelimesini biz hem akliyatta hem şeriatta kullanırız. Caizdir kullanılması, mümkündür yani. Tamam mı? Caiz demek, mümkün demek. Efendim, mesela neden? Biz şöyle deriz, şöyle dememiz mümkün diyor. Bu meselenin hükmünü kıyasla istidlal ettim deriz fıkıhta. Değil mi? Ondan sonra bunu da içtihat yoluyla istidlal ettim deriz. Ondan sonra. Ama neyi diyemezdik mesela? Allah'ın birliğini içtihat yoluyla buldum. Bu konuda içtihat ettim. Bu denmez. Dolayısıyla biz fıkıhta istidlal kavramını kullanırız ama içtihadi meselelerde yaptığımız istidlal, şimdi şurada kıyas bir istidlal türü, bu mecazi bir istidlaldir diyor. Gerçek istidlal budur. Gerçek bir kesin delil üzerinde akıl yürütmedir. Buna da istidlal deriz. İstidlal aslında, geçen derste biraz söyledik bunu, istidlal aslında akıl yürütmenin genel adıdır. Bizi kesin doğruya götüren akıl yürütmelere teknik anlamda istidlal deriz ve nazar deriz. Aslında ikisi aynı şeydir. Fıkıhta nazarı pek kullanmayız. Nazar çünkü hakikaten kesinlik dozu daha yüksek bir akıl yürütmedir. Fıkıhta biz istidlali kullanabiliriz.
mecazen kullanırız. Kesin bilgiye bizi götürmese de işte bu konuda istidlal ve içtihat ederek şu kanaate vardım diyebiliriz. Ondan sonra, evet. Neden peki içtihadi konularda istidlal kelimesini hakiki anlamda kullanmıyoruz, mecazen kullanıyoruz? Yani bu isimlendirme neye mecazen? Şundan dolayı diyor. Çünkü istidlal dediğim şey delil üzerinde. İstidlali biz burada şimdi kullandık. Tamam mı? İstidlalin gerçek anlamı kesin delil üzerinde. Yani kelamı temellendirmek için. Dolayısıyla burada biz matlubun kesin bilgisine ulaşamıyoruz. Kesin bilgiye ulaşamadığımız şeyde istidlal dersek istidlal kavramının hakiki anlamı karışacak. Tamam mı? Dolayısıyla burada aradığımız şey sonuca kesin olarak ulaşamayabiliriz istidlalle. Ha, bu o zaman teknik anlamda, hakiki anlamda bir istidlal değil, mecazi anlamda bir istidlal. Amacı ne? Şuradaki istidlale hiç şey getirmemek, halel getirmemek. Tamam mı? Veremeyebilir. Ha, ama doğru işte buraya onu yaklaştırmıyoruz. Dolayısıyla diyoruz ki bu hakiki burası şey. Yani burada çok yine teknik bir işçilik var. Evet. Evet. Devam edelim. Şimdi aklın şimdi şer'i alanda biz içtihat ve istidlal yapıyoruz. Ama mesela aklın sadece tek bir hükmü olduğu konularda içtihat yine caiz değil. Yani buradaki akıl yürütmeleri içtihat diyemeyiz. Mesela adalet iyi bir şey mi, kötü bir şey mi diye içtihat yapılmaz. Adalet nedir? İyi bir şeydir. Çünkü adalet iyi bir şey olmazsa her şey çökecek. Bizim en temel dayanağımızdan bir tanesi. Dolayısıyla aklın yasaklanması ya da emredilmesi hususunda tek bir hükmü olan konularda bunlar içtihat sahasına girmezler. Bunlar içtihat sahasının dışındadır. Efendim. Peki o zaman biz yani bu konuların hükmünü bilmekle mükellef miyiz? Aklın tek bir hükmü varsa. Evet mükellefiz. Çünkü adaletin iyi bir şey olduğunu bilmekle mükellefiz. Zaten dine girerken bu önermeyi kullanıyoruz biz. Değil mi? Bu kitaptaki Tanrı adildir. Tanrı olmaya müsaittir. Yok. Adalet din öncesi bir şey. Nasıl? Tamam, Mutezile'nin beş esasından bir tanesi bunlar dini şeyler değil. Akli şeyler. Tabii. Çünkü o beş esas zaten dini temellendirmek için kullanıyoruz. Mesela vaat akli bir şey. Yani Allah vaadinden bu kitaptaki Tanrı, bu kitabın Tanrısı eğer vaadinden dönen bir Tanrıysa Tanrı olamaz demek. Tamam mı? Bu Tanrı, bu kitaptaki Tanrı adaleti önemsemiyorsa, zulme de sıcak bakıyorsa, hatta zulme diyorsa o zaman bu kitap Tanrı'dan gelmiş olamaz demek. Evet. Yine onun sıfatları varsa, bir takım sıfatları varsa işte şey bozulmuş oluyor bakın. Sıfat varsa o teklik, tek bir varlık türünden oluşma bozuluyor. Hadis olur o zaman, Tanrı değildir. Ben de hadisim, o da hadis. Aramızda fazla bir fark yok. Benden 3 milyar sene önce daha yaşlı olması falan hani. falan. Tamam mı? Bunlar temel meseleler bunlar. Efendim. Evet. Şimdi ne yapalım ya? Soru mu soracaksın? Sen soru sor o zaman, ben de hızlıca konuyu anlatıp. Hocam zaten netleştirmek. Sor bakalım. Şeriattaki kıyasla diyor ki illet müessir değil. Evet, aynen öyle. Yani şöyle mi diyoruz o? Mesela A'ya haram dedik, içerisinde X bulunduğu için ama... O konuya geleceğiz ama. Tesir konusuna biraz sonra daha detaylı geleceğiz. Tamam. Geleceğiz. Yani müessir değil ama sadece nedir? Geçen şeyde biraz konuşmadık mı onları? Burada mı konuşacağız? Ha, müessir değil ama... İllet olarak bulduğumuz şey, hükmün alameti, onun şeyi, simesi. Sime ne demek? Markası ya da nişanı, alameti. Tamam mı? Biz sadece hükmü bizim tanımamıza yarayan şeyler, işaretler. Tamam mı? Onun illeti değil, onun varlık sebebi değil. O hükmün o şekilde olmasının varlık sebebi. Zaten şöyle bakın, burada biraz katı bir akıl yürütme var. Şimdi Cassas illeti nasıl açıkladı? İllet
malulun varlık sebebi. Tamam mı? Eğer sarhoş edicilik haramlığın varlık sebebi olsa zaten dinin yasaklamasına da gerek yok. Tamam mı? O onu doğuruyor zaten. Hani böyle bir şey yapmak istemiyor. Dolayısıyla ne diyor? İllet malulun sadece alameti. Diyor. Evet. Yani burada da işte aslında burada şunu eleştirebiliriz. Akliyat alanındaki illet-malul ilişkisini hocam neden bu kadar katı bir şekilde fıkhi alana taşıyorsun? Hadi. O zaman başka kavramlarla anlat bize bunu. Değil mi? Bu tartışılabilir. Niye mesela bu akliyat alanındaki katı illet-malul ilişkisi, işte hareket, işte siyahlığın siyahı ortaya çıkarması falan gibi bu ilişkiyi fıkha da taşıyıp, diyelim sarhoşluğa illet deyip de haramlığı bu sarhoşluğun doğurduğu, sarhoşluğun var ettiği bir sonuç kabul ediyorsun. Bu kavramları burada niye bu kadar katı kullanıyorsun? O zaman sana diyecek kardeşim benim işim bu zaten. Ben buradan geliyorum. Esas ayağım burada benim. Yapmak istediğim şeye bu daha uygun. Ama bu da eleştirilebilir. Çok katı bir şey anlayışı var yani. Hani fıkıhtan önce çok şey olmuş. Fıkıhtan önce öbür taraflarda çok şey olmuş yani. Evet. Sor. Bu şeriattaki kıyasa analogiyi dedi ki hocam. Yani evet. Daha sonraları böyle Aristo kıyasına evrilmemiş mi? Yani nasıl evireceksin işte? Anda... Gazali bunu yapmaya çalışmış. İlk bunu yapmaya çalışan Gazali. Gazali fıkıhta asla analoji yoktur. Dinde de analoji yoktur. Hani zaten Esasül Kıyas'ın temel önermesi bu. Dilde de, geçen size ne dedim ya, şer'i ilimler üç tane ya. Akliyat, kelam, şer'iyat, fıkıh, bir de lisan var. Bu dini ilimler, üç temel dini ilim var işte. Fıkıh, usulü fıkıh, kelam, bir de dil. Gazali dilde kıyas, analoji asla kullanılmaz. Kelamda kıyas asla kullanılmaz, meşru değildir. Fıkıhta da kıyas asla kullanılmaz ama analojik kıyas kullanılmaz. Bütün kıyaslar, yani fıkıhta bizim fukahanın meşru gördüğü gerçek anlamdaki kıyasların hepsi işte birkaç türden oluşur. Bunların da arkasında yatan şey genelde tümden gelim gibi genelliktir. İşte Hanefilerdeki umumun kapsamına girmedir. Böyle bir perspektif getiriyor. Gazali şuralardaki sorunu tam çözümleyemiyor yani. Onu bir dahaki derste şey yapacağız. Kıyas tartışmaları bitmemiş yani. Kıyas tartışmaları hiç bitmemiş. Ama bütün bu tartışmalar bu kadar hareketli bir şekilde devam ederken benim gördüğüm şu, Fahrettin Razi'den sonra bütün sorunların üstüne yatılıyor. Bütün sorunlar halının altına, süpürmek yerine halının altına konuluyor. Tabii o halıyı yavaş yavaş çürütüyor diyebiliriz. Yeni sorunlar ortaya çıkarıyor Fahrettin Razi ekibi. İşte dilin dil zannidir falan. Haşa. Dil zannıyorsa işte din de zannıyordur. Çünkü din bize neyle geliyor? Dille geliyor falan gibi şey değil. Onun için hani ben her zaman söylerim, Gazali, Razi öncesini çok daha dürüst bulurum ben. Evet. Neyse, şimdi gelelim. Efendim, nereye geldik? Buraya geldik. Evet. Hadis meselelerin hükümlerine bizi ulaştıran şeyler, yol, yöntemler diye başlık açıp daha üst bir tasnif yapıyor. Bakın yine hadis kavramını da, hadis hep dertleri yine aynı şeyler yani. Aynı kökten gelen kelimeleri uyguluyorlar. İşte hani vacip mümkün münteniyi aynen alıp işte vacibe vacip, mümküne caiz, işte mümteniye mahsur, haram, yasak falan hep aynı perspektif. Şimdi şöyle, biz hakkında şer'i bir bildirim bulunmayan, hakkında işte icma ve nas olmayan, çünkü icma nas hükmünde artık bizi bağladığı için, yani ayet de bağlıyor bizi diyelim, sahih hadis de bağlıyor, ittifak edilen hadis de bağlıyor, icma da bağlıyor. Şimdi şeyi düşün yani, Hicri 150-200 yılındasın, ilim yapıyorsun. Onlar aynı kategoride. Olmayan işte, hakkında icma ve nas olmayan hadis olayların hükümlerini biz
İki şekilde bilebiliriz. Bir, şöyle yapalım. Yeni ortaya çıkan, sonradan ortaya çıkan hadis olayların hükümleri. Hükümlerini iki şekilde bilebiliriz. İki yöntem var. Birincisini istihraç diyelim. Bu aslında şuna benziyor. Basit. Akli istidlal gibi. Akli istidlal gibi yani. Ne demek akli istidlal gibi? Aslında şari bu konunun kesin delilini bize göstermiş. Biraz düşünürsek o delili bulabiliyoruz. Dolayısıyla burada doğruyu bulmakla mükellefiz. Şey bu. İkincisi de işte içtihat. Şimdi biraz şey anlatmış oldu. Az önce içtihat kavramını açıkladı bize. Kavramı. Şimdi tersten daha teorik konulara girdi. İki şeyimiz var. Burada demin anlattığım içtihat işte. Temelde üç tür içtihadımız vardı değil mi? Neydi içtihadımız? Bir kıyas. İki zannı galip. Adalet meselesi. Adil meselesi. Üç, istidlal bil usul. Bu da neydi? İşte neyin delaletiydi? Nas'ın delaleti ya da iktizanın delaleti gibi şeyler. Bunlarda akıl yürütme yok. Burada akıl yürütme var. Şurada teknik anlamda bir akıl yürütme yok. Şurada da buna istihraç diyor, istidlal demek istemiyor ama burada kesinlik var. Nas'ta gizli bilgi, onun üzerinde düşünürsen buluyorsun. Tamam mı? Aslında burada da bir tür şey var, bir tür akıl yürütme ama şimdi bu akıl yürütmeye içtihat dese bunları da kesinlikten çıkarmış olacak. Evet. Ha, bir de ne var tabii? Hadis olaylar, yani sonradan meydana gelen olaylar değil. Zaten bize bildirilmiş olaylar var. Açıkça bildirilmiş olaylar. Onlar tamam. Onlar da biz şey yapacağız. İşte namaz, dinin temel esasları, bunlarda da bir sorun yok. Bunlar ayrı. Bunlar kesin bilgiyle bilebileceğimiz şeyler. Aslında bunlar içtihat alanının ya da istihraç alanının dışında şeyler. Onlarda ama sonuç itibariyle neye benzer bunlarda? Mesela dinin temel meseleleri, dinin esasları diyelim. Esasları derken fıkıh esasları. Ya da fıkıhta içtihadi olmayan şeyler. Aslında şuna yakındır bu da. İkisinde de doğruyu bulabileceğimiz şey vardır, veri vardır. Burada çok açık bildirilmiştir. Namazın, zekatın farz olduğu. Şurada da daha gizlenmiştir. Ama gizlenmiş olsa bile diyor, şeyi bulmamız lazım. Mesela, bunlar yine tartışılır. Şimdi şeye örnek veriyoruz. İstihraca örnek veriyoruz. Mesela, Hazreti Ebubekir zekat vermeyenlerle savaştı değil mi? Savaştı ama tartışma çıktı sahabe arasında. Sahabe dedi ki bunlarla savaşılmaz. Yani zekat vermeyen bir ibadet yapmıyor, ibadeti yerine getirmiyor sadece. Bunlarla niye savaşıyoruz? Hadiste ne diyor? Hazreti Peygamber'in şeyi. Umirtu en ukatilennas, değil mi? Hatta yeşhedü en la ilahe illallah olması lazım. Yani ben insanlar la ilahe illallah deyinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum diyor şey sahabe. Dolayısıyla bu insanlar la ilahe illallah diyor Müslüman. Onlarla nasıl savaşırsın? Ondan sonra Hazreti Ebubekir diyor ki ben namazla zekatı ayıranlarla savaşırım hadisini zikrediyor. Ama bu hadis şey değil. Öbürü kadar bilinen bir hadis değil. Tutuyor bu sefer Hazreti Ebubekir. Yani bu tek başına bir kesinlik ifade etmiyor. Şeyi herkes biliyor ama daha yaygın bilinen bir şey. Umurtu en ukatilennez. Sonra hadisin devamında illa bir hakkı İslam olması lazım. İslam'ın hakkı hariç. Yani la ilahe illallah diyenin canı, malı artık masumdur ama İslam'ın hakkı. İşte diyor ki İslam'ın hakkı hariç diyor şey. Zekatta İslam'ın hakkıdır diyor. Şimdi bunu buraya almış Cassas, eleştirilebilir tabii. Yani buradan zekat vermeyenlerle savaşılır sonucu artık kesin bir şekilde çıkıyor demeye çalışıyor. Tabii burada hem Hazreti Ebubekir'i kurtarmaya çalışıyor belki, eleştirilebilir. Bak biz böyle eleştirebiliyoruz yani, şey yapmıyoruz. Bizde eleştiri de var. Hani buradan bu sonuç bu kadar açık değil, bu resmen şey yani.
İçtihat yani bu. Kıyas mıyas yapıyor, bir şeyler yapıyor yani. Buradan bu sonuç çıkmıyor. Evet. Yine Hazreti Ömer'in Sevat arazisi. Yani sahabeyi de kurtarmaya çalışıyor. Yani onun oradaki verdiği içtihat şeydi. Ha, sonra diyor mesela sahabe de Hazreti Ebu Bekir'i şey yapınca ha güzel buradan bu sonuç çıkar gerçekten. Bu işin net bir delili varmış deyip bırakıyor. Mesela Hazreti Ömer yine Sevat arazisini paylaştırmıyor. Değil mi Müslümanlara? Efendim. Oradaki tartışmalarda ayet okuyor. Yani tartışma alevleniyor. Değil mi? Yani normalde yapılması gereken gazilere bırakılması. Mı? Kime bırakılması? Ganimet olarak dağıtılması. Değil mi? Ganimet olarak dağıtılması. Karşılıklı ayetler okuyorlar. İşte rivayetler, şunlar bunlar. Hazreti Ebu Bekir en son Likeyle yekune duleten beynel erniyâ eminkum. İşte bu. Zaten bu şeyin ganimet ayetinin peşinde. Hani paylaştırıyoruz şey olmasın diye. Eğer paylaştırılmazsa zenginler arasında çok büyük bir şey olacak, servet olacak, bir uçurum olacak diğer insanlarla falan. Efendim. Böyle örnekler var. Aslında detaya inilebilir. Ama bunları böyle şey yapması, yani ayırması çok ne kadar doğru tartışılır. Yani yine bu sahabe içtihatlarında, bütün bu istihraç diye verdiği örneklerin hepsi büyük sahabelerin önemli içtihatları. Bunları kurtarmaya çalışıyor. Tamam mı? Aslında çok benim için çok önemli değil. Yani burası aslında hiç olmayabilir. Şuraya yazılabilir. Dolayısıyla içtihata açık olmayan şeyler, namaz, zekat, hac, çok artık yani kesin bilgiyle bildiğimiz şeyler. Bir de içtihadi konular diye ikiye ayrılabilir aslında. Bu biraz teknik olmuş. Gelelim şimdi. Bunu bu şekilde hallediyor. Geliyor birinci, kıyas. Konumuz kıyas. Kıyası kullanmanın delilleri. Kıyası niye kullanıyoruz? Şimdi, bütün kitaplarda hemen hemen öyle bir başlık vardır. Kıyası kabul edenlerin delilleri, kabul etmeyenlerin delilleri işte edilmiştir falan. Ondan sonra bir kör dövüşü var. Cassas'ın söylediği şey şu. Kardeş diyor, biz sahabe ve tabiün döneminde kıyasın kullanıldığı ve bunun herkes tarafından uygulandığını, yani bir tür ümmetin bunu kullanma noktasında ittifak ettiğini biliyoruz. Kıyasla ilgili tereddütler, bak şimdi Ebu Hanife'de kıyasla ilgili bir tereddüt yok, kıyasın kurucusu. İmam Şafii'de de yok, o da kabul ediyor kıyası. Kıyasla ilgili tereddütler belli bir dönemde ortaya çıktı. Dolayısıyla tarih geçmişe dönük sonradan okundu. Yani belli bir döneme kadar yok diyor hakikaten. Bir kibi doğru. Yani kıyas tartışması yok. Herkes yani zannî de olsa hükümleri bulmak zorunda. Naslar sınırlı. Hanefilerin delili çok basit. Naslar sınırlı. Olaylar sınırsız. Ne yapacağız? Ya o hükümleri, o konuları hükümsüz bırakacağız. Hükümsüz bırakacağız. Böyle bir din pek olmaz. Olur mu böyle bir din? Olmaz. Hoş olmaz. Çok önemli olaylar oluyor. Ya bulamıyoruz. Kitapta yok. Bahsetmemiş. Allah-u Teala'nın her şeyden bahsetmesi de mümkün değil. Böyle de bir din olmaz. Çünkü her şeyden bahsetse olaylar sınırsız ya. Hala şu anda sen hafızlığa başladın diyelim. 200 senede birinci sureyi ezberliyorsun. Bu da olmaz yani. Böyle bir şey olmaz. Değil mi? Dolayısıyla kıyas yapmamız gerekir. Bu kadar basit aslında. Şimdi şeyin söylediği çok şey var, veri var burada. Şu andaki ortam bu verileri anlatmama müsait değil. Ya şundan dolayı yani. Isındık, iyice ısındık. Dersi keseceğim. Şey şu. Bakın İmam Şafii'de de kıyas var. Kıyasla ilgili tereddüt ne zaman başlıyor? Yine bunu başlatanlar da bir nazzam. İki, Bağdat Mutezilesi'nden bir grup. Nazzam kıyası eleştirirken yani metodolojik olarak doğru fakat kelami olarak çok yanlış bir şey yapıyor. İlk dönemdeki insanların kıyas kullandığını bildiği için sahabe ve tabiunun onları da eleştiriyor. Sahabeyi de eleştiriyor yani. Hani kıyas kullanan, kıyasla ilgili iyi laf eden sahabeyi kullandıklarını da kesin biliyor yani. Hani Nazzam'ın aslında yaptığı şey çok dürüstçe.
ilk böyle kıyas hakkında laf söyleyen kişi şunu da söylüyor yani. Çünkü şey çok önemli. Senden önce herkes yapıyordu denileceğini bildiği için cevap veriyor. Vallahi yanlış yaptı sahabe diyor. Bağdat mütekelliminden bir grup. Bağdat kelamcıları. Muhtemelen yine Mutezile içerisinde bir grup. Tamam mı? Onlar da kıyasa karşılar. Hangi kıyasa ama? Fıkhi kıyasa karşılar. Fıkhi kıyasa karşılar. Yani buradaki kıyasa karşı değiller. Buradaki kıyasa. Buna karşı olan var mı? He? Buna karşı olan var mı? Buna karşı olan mı? Şeye karşı olan var biliyorsun. Yani Aristo mantığı iyice şeye girince Aristo mantığına karşı olan Mutezile var. Niye Mutezile karşı çıkıyor Aristo mantığına? Demiştik. Şimdi bu da çok iyi bilinmiyor. İslam dünyasında Aristo mantığı yöntem olarak her şeye sokulunca, işte özellikle Razi ve Gazali'den sonra, bas bas bağıran bir ekip var, Mutezile. Neden? Çünkü eski şu yöntemi, akliyat-şeriat ayrımları, akliyatta yaparız, şeriatta analoji yaparız, fıkhi kıyas yaparız deyip, kelamı da, kelamdaki temel yöntem de analoji aslında. Hani şöyle temel yöntem. Tanrı'nın varlığını ispat edene kadar akli kıyas. Ama ondan sonra kelam yapacaksın. Sıfatları, Allah nasıl bir şeydir? Bunların hepsi fıkhi kıyas artık. İnsanda bilgi vardır. Bu bilginin, hani insanda ilim vardır. Bu il ya da şöyle diyelim. İnsan alimdir. Bir şeyi bilince alim olur. Bu alimliğin sebebi ilimdir. Allah'ta da, Allah da alimdir. Ondaki alimliğin sebebi de ilimdir. İlim diye bir şey var Allah'ta. İlim sıfatı. Hep bunlar, yani kelamın temel bilgi üretme yöntemi aslında Mutezile kelamının şeyden sonra, yani dine girdikten sonra Tanrı'yı bulduk ya akli kıyaslarla. Ondan sonra fıkhi şey, analoji ne yapabilirsin? Tümden gelimi nasıl yapacaksın? Bütün tanrılar falan dedin mi zaten din olmaz. Bütün tanrılar alimdir, Allah da bir tanrıdır, Allah da alimdir mi diyeceksin. Değil mi? Öyle şeyler olmaz. Dolayısıyla hani kendinle mukayese etmeye başlıyorsun. Fıkhi kıyas yapıyorsun. Dolayısıyla Mutezile bunların teorisini Mutezile yapmıştır. Mutezile'nin elinden bu oyuncağı eşariler alınca kim ciyaklayacak? Mutezile ciyaklar. Şiddetle saldırır. Orada çok ciddi felsefe yaparlar yani. Gibi. Onun için hatta Mutezile'nin ondan sonraki bu şeye karşıtlığı falan. Mesela İbn Ebil Hadid var. Yani Razi ile dalga geçer mesela. İşte Sekkaki var. Bütün dil ilimlerini, her şeyi tekrar yeniden Arapça üzerinden kurmaya çalışır falan. Bunları konuşmuştuk belki zaman zaman. Sekkaki mesela işte Miftahül Ulum. Her şeyi baştan sona Arapça üzerinden kurmaya çalışır. Hatta ne demiştik? O kadar güzel iş çıkarır ki Eş'ariler kitabın 1/3'lik kısmını alırlar, özetlerler, şerh ederler, temel metinleri olur. Dil konusunda Eş'ariler de onu okur. İşte Kazvini almıştır onu. Miftahül Ulum'un telis etmiştir. Telis artık müthiş bir kitaptır. Ama içindeki esas, yani kitabı şunun için yazmıştır. Dili anlatır bize, dil anlattıktan sonra hat ve istitlal, tanımı da, akıl yürütmeyi de biz bu dilden çıkarırız der. O bölümü atmışlardır. Niye atmışlardır? Biz zaten Aristo akıl yürütmesini kullanıyoruz. Aristo tanımını kullanıyoruz. Buna gerek yok diye atmışlardır. He? Tabii o gibi şey. O şimdi adam olmaz. Yani hem otomatik vites hem de manuel vitesi aynı anda kullanabilir miyiz bilmiyorum. Çelişki olur. Otomatik vitesi ileri atıp manuel vitesi geri atsak araba ne tarafa gider? Gibi. Diyoruz. Daha fazla seviyeyi düşürmeden o zaman bu dersi, yani aslında daha fazla mesafe alacaktım ama salonun dolu olması konsantremi bozdu. Bir de çok sıcak salon. Arkadaşlar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. İlk derste anlamak çok zor. İlk derse gelenlere de hani bir şey söyleyelim efendim. Görüşürüz yani haftaya inşallah. Yani